Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığı ve İniyoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Saat köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu iplerim sunni ipek. Bunlar bile arkadaşlar biraz hafif çektirdim yani. Size çok istediğiniz bir modeli tarif edeceğim arkadaşlar. Modelimiz de şu şekilde. Evet arkadaşlar bu model bana Instagram üzere geldi. Abla bunu çevirir misin diye böyle yoğun istekle. Bundan en az günde iki tane filan model alıyorum arkadaşlar. Bu benim kendi modelim. İğnoyası yapmıştım. Sizlere tığ çevirdim. Evet almış olduğum modellerden bir tanesi de bu arkadaşlar. Bunun gibi günde en az 2-3 defa dediğim gibi Marifetler, diğer kanalların yapmış olduğu bu üç boyutlu ailelerden hepsinden alıyorum arkadaşlar. En sonunda biz tığ oyalarında bu üç boyutlu aileden olsun diye tığa çevirdim. Birazcık emekli oldu arkadaşlar. Oya'nın yapım emekli değil ama çekimi biraz emekli oluyor biliyorsunuz aşamalı oluyor. Ama çok güzel oldu inşallah siz de beğenirsiniz. Bir de arkadaşlar bu şekilde dolma kalem kullandım. Bu pilot kalem. Pardon. Ee, bununla e, yaptım arkadaşlar. Tohumun dallarını. Bu küçük geldi biraz. Ve 22 numarada tığım var. Şimdi modelimizin yapımına geçelim inşallah arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Modelimize bu şekilde sihirli halka yaparak başlayacağız. Sihirli halka parmağımızdan gelen ipimizi bu şekilde bakın sağa doğru yatırıyorum ve baş parmağımla orta parmağımın arasından ipi tutuyorum bakın bu şekilde halkanın arasından geçip buraya 3 tane zincir çekiyorum 3 zincirimi çektim arkadaşlar şöyle olup olmadığını bu şekilde ipi çekerek bakıyoruz bakın iki tel üstte olacak şekilde alttan girip buraya bir sahte sık iğne yaparak bir tane kirpik yapıyoruz Yine 3 zincirimi çekiyorum. 2 ve 3. Buradaki halkanın içinden girdim. Sahte sık iğne yaparak kapattım. Bu şekilde arkadaşlar 7 tane halkanın içine yapacağız. Bir tane de baştakine batarak toplamda 8 tane yuvalar hazırlayacağız. 3 zincirimi çekiyorum. Yine halkanın içine girdim. Yine sahte sık iğne ile kapattım. Aynı işlem olduğu için biraz hızlanıyorum arkadaşlar. 4 oldu. Yine 3 zincir. 5 oldu. Yaptıkça arkadaşlar zil genişleyebilir. Şöyle ipi çekerek daraltarak küçük bir şekilde yapması daha kolay oluyor. Yine 3 zincir. 6. 1, 2, 3 zincir. Bakın halkanın içine 7 tane yapıyorum ve arkadaşlar bakın şöyle yine bunu sıktıralım tam sıktıralım bakın 7 tane bu şekilde yuvam hazır 8. yuvam için iki zincir çekiyorum 3 zincir çektiğiniz takdirde arkadaşlar burası sanki 4 zincir gibi çok büyük bir nokta oluyor bakın şöyle sahte sık iğne ile kapattıktan sonra bir zincir üzerine de bir zincir çekiyorum ilk yaptığım yuvamın içine Bakın bu şekilde sık iğne ile kapatarak buraya bir tane 8. yuvayı oluşturmuş oldum. Şimdi yine 3 zincirimi çekiyorum arkadaşlar. Şöyle bakın yuvalardan giriyorum. Aynı arkadaşlar ilk yuvada yapmıştık böyle minik minik yuvala bir alta. Bunu 4 sıra bu şekilde arkadaşlar böyle dolanarak çoğaltacağım. Yani bildiğiniz arkadaşlar buraya bir boru yapacağız. 4 sıradan oluşan minik bir boru her buraya geldikçe arkadaşlar bir sıra tamamlanmış olacak. Onu da şu alttaki ipten bileceğiz. Şöyle bir sıra daha beraber yapalım. Yine bakın 3 zincirimin içine giriyorum. Buraya sık iğne ile sabit. Yine 3 zincirimi çektim. Sıradaki kirpiğimin arasına bakın arkadaşlar şöyle tırnağınızla tutup açabilirsiniz. Daha rahat girilir. 2 3 zincir sıradaki yuvanın içine giriyorum. 3 zincirimi sık iğne ile kapatıyorum. Evet, 3 zincir sıradaki yuvanın içine girdim. Sık iğne ile kapat Bakın arkadaşlar gördünüz mü? İlk başlangıç noktasına geldik bu şekilde. Bu 8 yuvayı azaltıp veya çoğaltmamaya dikkat edin. Bakın 3, 6, 7 bir tane de şimdi baştakine yine kapatıyorum 8. Şimdi arkadaşlar bu şekilde şimdi iki sıra oldu. İki sıra daha üstüne tamamlayayım. 4 sıra olsun. Minik bir boruya ihtiyacımız var yani az bir boru arkadaşlar yaprağı lale'nin yaprağı derken baya büyük bir model olacak arkadaşlar elimden geldiğince size bu şekilde yaptım büyük küçük artık siz e, kabulleneceksiniz arkadaşlar evet şöyle iki sıra dolanıp hemen geliyorum fazla vaktiniz gitmemiş olur evet arkadaşlar bu şekilde bakın tamamladık borumuzu 4 sıra şöyle orta boy bir borumuz bu bize yeterli arkadaşlar zaten ya 4 ya 5 sıra yapmanız yeterli bakın en son bu şekilde 8 yuvayı böyle koruyarak buraya kadar geldim arkadaşlar sizle beraber kurduğumuz 8 yuvayı 4 defa dolanarak tamamladım şimdi arkadaşlar bakın en son kapattığım bu üç zincirli yuvamın içine yaprak yapacağız ve 3 tane zincir çekerek ilk yuvayı hazırlıyorum şimdi buraya 3 zincirimi kapatarak bir tane yuva oluşturdum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içine 2 tane bu şekilde yuvamı hazırladım. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde en son kapattığım yuvaya yuvamızı hazırladık ve buraya 3 tane şöyle dibindeki zincirle 4 tane arkadaşlar zincir çekerek ilk yuvamın içine girip bu şekilde sık iğne ile buraya bir tane yuva yapmış olduk bakın arkadaşlar şimdi tekrar 2 3 zincir hemen yandaki yuvanın içine girip zaten iki tane yuva yapmıştık tekrar aynı yuvanın içine arkadaşlar 3 zincir çekerek yuva çoğaltma işlemi yapıyorum kapattım bu şekilde sık iğnemle 3 zincirim Şimdi 3 tane yaptık ya arkadaşlar. Bakın dibine ilk yuvamızın içine 2 sonra 3 yaptık. Şimdi tekrar bunu azaltacağım. Bu bir zincirimi sık iğne ile buraya çoğalttığım yuvamın içine sabitledim. Bu şekilde. Yine 3 tane zincirimi çektim. Minik bir yaprak olması için hemen arkadaşlar 3'ten geri azaltıyorum. Yine 3 zincir Hemen bakın sondaki yuvanın içine buraya sık iğne ile sabitledim. Çeviriyorum arkadaşlar. Hemen köşedeki sık iğnemin içine sabitledim. 3 tane zincir yuvanın içine sabit. 2'den 3'e, 3'ten 2'ye ve sonra 1'e çoğalttık arkadaşlar. Yine aynı şekilde bir zincirimi çekiyorum. Buradaki en son yaptığım bu bir yuvanın içine sık iğne ile sabitleyip ipimi koparıyorum arkadaşlar ve yaprağımız bu şekilde hazır. Şöyle suni ipek olduğu için yakmasanız da olur arkadaşlar kısacık kesip bırakabilirsiniz. Ama siz yine de e, tığ boyası her ihtimale karşı bir çakmak değdirelim. Yaprağımız bu şekilde hazır. Bakın buralara yuvalar yapmıştık. Üçer zincirden. Bir tanesini çiçeğim için bırakıp ikinci yaprağıma. Bakın arkadaşlar. Bu lalem için. Lalemin yaprağı için. Bu da minik yaprak. Bir, tane atlayıp ikinciye bu şekilde arkadaşlar yaprak hazırlayacağız. Sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Yine 3 zincirimi çekip yuvamın içine sık iğne ile bu şekilde yaprağımı hazırladım yine 3 zincir arkadaşlar buraya sık iğne ile sabitliyorum bu yaprakta ne yaptıysam aynısını yapacağız arkadaşlar buraya da yine köşe olduğu için 4 zinciri çektim sıkı sıkı ve yuvamın içine sık iğne ile sabitliyorum şimdi tekrar 3 zincirimi çekip ikinci yuvamın içine sık iğne ile bu şekilde sabitledim. Bakın arkadaşlar ikinci yuvada artırma var. Bu iki olan yuvam 3'e çıkacak. 2'den 3'e çıkarıyorum bu şekilde. Evet. Döndüm düz yüzüne. Bir zincirimle tabii ki sahte sık iğnenin kenarına olmazsa olmaz arkadaşlar. Ve buraya sık iğne ile sabitleyerek kesim işlemini gerçekleştiriyoruz. Hemen artırdığımız gibi gerisin geri arkadaşlar geri kesiyoruz. Hemen sıradaki yuvanın içine 3 zincirimi sık iğne ile sabitledim. Yine 3 zincir buraya sık iğne ile sabitledim. 2'den 3 tekrar 2'ye ve bir zincirimi dönüp hemen arkadaşlar yuvaya sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum ve köşede kesim işlemini gerçekleştirdim 3 zincir hemen döndüm şey yandaki yuvaya sık iğne ile sabitledim Evet arkadaşlar yine yaprağımızı bitirdik bakın yapımı da çok kolay hemen son yaptığımız yuvanın içine bir zincirimizi sık iğne ile sabitliyoruz şöyle tepesine de oturması için bir zincir çekip şöyle ipimi de kısacık kesiyorum Evet arkadaşlar yine aynı şekilde bakın bunları da bir atlayıp bir tane bir atlayıp bir tane yapıp buraya dört tane yaprak yapacağız. Bunu da şöyle arkadaşlar şuradan buraya ister yakarız ister arkadaşlar modelin yaprağına göre e, ipi kullanabiliriz çatma işlemi için. Evet diğer yaprakları tamamlayayım. Hemen lalenin yaprağının yapımında görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde bakın minik yapraklarımızı tamamladım. Böyle bir tane ortada bırakıp bir tane ikinciye yaparak 8 tanesini Evet arkadaşlar bakın yapraklarımızı bu şekilde Evet arkadaşlar minik yapraklarımızı bu şekilde tamamladım. 8 yuvamız vardı. 4 tanesini bir atlayıp ikinciye yaprağı yaparak Dört tanesini yapraklar için yaptık. Şimdi arkadaşlar bu yaprakların arasında kalan yuvalarımıza da bu şekilde lalemizin yapraklarını yapacağız. Bir tanesini sizler için denedim arkadaşlar. Bakalım nasıl oluyor diye. Hani sizler kızmayın. Büyük büyük demeyin diye. Bir tanesini deneyeyim dedim. Gayet de güzel hoş oldu arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şimdi sizlere şöyle aradan girerek lalemizin yaprağını anlatalım arkadaşlar. Bakın. Yuvamızın içine giriyorum. Sık iğne ile ipimi buraya sabitledim. Şöyle arkadaşlar net gözüksün. Şu mor ipimizi biraz çekip gerdirebiliriz hatta. Evet, sık iğne ile bu şekilde sabitledim ipimi ve 3 tane zincir çekerek bir tane arkadaşlar. Bir yuvayla bu şekilde buraya başlıyorum. Bakın yaprağımızın arasındaki yuvanın üzerine bir tane yuva yaptım. Şimdi buraya dört tane zincir çekiyorum köşe olduğu için. 4 zincirimi çektim sıkı sıkı arkadaşlar. Bakın elimdeki ip suni ipek olmasına rağmen onu bile çektirdim arkadaşlar. Leyla da çektirirseniz bu şekilde jilet gibi olur. Suni ipek şart değil. Ben şöyle ekranda zarif dursun diye bu şekilde sizlerden korkudan bununla denedim arkadaşlar. Evet. Yuvanın içine bir tane 3 zincirden yuva yaptım. Yine aynı şekilde 3 zincirimi çekiyorum ve yuvanın içine girip bu şekilde bakın iki tane yuvamızı aldım. Yeşilin içine bir tane yuva yaptım. Sonra onun içine de iki tane yuva hazırladım. Yine 4 zincir çekiyorum. Döndüm arkadaşlar bu şekilde iğne oyası gibi artma işlemi olmadığı için tığ oyasında dönerek bu şekilde hem de daha tez çoğalma işlemi oluyor arkadaşlar tığ oyasında hemen ilk yuvamın içine sık iğne ile buraya sabitledim zincirimi üzerine yine 3 zincir çekiyorum bakın ikinci yuvamın içine artırdığım yuvamın içine sık iğne ile 3 zincirimi sabitledim tekrar 3 zincir çekerek bu son yaptığım yuvanın içine bir tane daha yapıp bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum Evet bakın arkadaşlar şimdi sonda artırma işlemi yaparak yuvamızı üçe çıkardık yine artırma işlemimizi devam edeceğiz şöyle sıkı sıkı bir 4 zincir çekiyorum zarif durması için elinizin sık olması ve ipinizin güzel esnetilmiş olması lazım arkadaşlar malum iğne zarifliğinde olmasını istiyorsanız Hemen arkadaşlar bakın artırma işlemini bu şekilde köşeden gerçekleştirdim tekrar. Aynı tığ battığının içine hiç kesmeden battım. Yine 3 zincirimi çekiyorum. Şöyle sıkı sıkı ortadaki yuvamın içine girdim ve buraya sık iğne ile sabitledim. Bakın arkadaşlar bura önemli. Şimdi 3 tane de ortadan da artırma yapacağız. Bakın. Altta 3 tane yuvamız vardı ortanca ikinci yuvanın içinde şimdi 3 zincir çekerek tekrar buraya bakın aynı yuvanın içine bir daha kapatıp buraya sık iğne ile sabitliyorum tekrar 3 zincirimi çektim ve yuvamın içine sık iğne ile sabitledim Evet şimdi arkadaşlar 4 oldu sonuncu yuvama bu şekilde bir tane daha buraya yuva yapıp sık iğne ile sabitliyorum. Bakın arkadaşlar. Birden 2, 2'den 3 yaptık. 3'e kadar kenarlarında artırdık. 5 olması için ortadan da artırdık. Ama arkadaşlar artık bu 5 yuvayı koruyacağız. Evet arkadaşlar şimdi bu 5 yuvayı koruyacağız. Onu da nasıl yapacağız? Sadece ortadan artırarak yapacağız. Ve bakın. Bir zincirimi zaten çekip bırakmıştım. Sahte sık iğne olduğu için muhakkak bir zincirim vardır arkadaşlar. Şöyle sık iğne ile oraya sabitledim. Bakın. Burada kesim işlemi gerçekleşmiş oldu. Ve sıkı sıkı yine 3 tane zincirimi çektim. Hemen bir sonraki yuvaya sık iğne ile sabitledim. Yine 3 zincirimi çektim. Hemen ortadaki yuvanın içine girdim. Sık iğne ile sabitledim. 3 zincirimi çekiyorum. Ortadaki yuvanın içine sık iğne ile buraya sabitledim. Tekrar 3 zincirimi çektim. Bakın sıradaki yuvamın içine sık iğne ile sabitledim. Evet arkadaşlar ortadaki artırmamızı yine yaptık bakın ve yine 3 zincir yine sıradaki yuvamın içine sık iğne ile buraya sabitliyorum döndüm düz yüzün arkadaşlar bakın bu şekilde 5 tane ikinci sıramız oldu ve bu da üçüncü ve son sıramız şöyle bakın 3 artırmadan sayalım 3 tane artıracağız iki artırdık Şimdi bir tane daha ortadan artıracağız. Sıradaki yuvaya sık iğne ile sabitledim. 3 zincirimi çektim. Yuvaya sık iğne ile sabitledim. 3 zincirimi çekip sık iğne ile sabitledim. Yine 3 zincir. Sıradaki yuvanın içine sabitliyorum Evet bakın 3 defa şuradan da sayabilirsiniz bakın arkadaşlar 3 oldu ya yuvamız yuvamız 3 oldu şöyle 1 2 3 3 sırada 5 yuvalı e, yer ya sıra yaptık arkadaşlar birden 2 2'den 3 5 5'li de 3 sıra yapacağız Şimdi 3 sıra oldu bize göre arkadaşlar. Hemen kesim işlemine başlıyoruz. Hemen döndüm. Sık iğne ile bir zincirimi buraya sabitledim. Yine 3 zincirimi çekiyorum. Bakın. Sıradaki yuvamın içine sık iğne ile sabitledim. 3 zincirimi çektim. Hemen bakın ortadaki yuvamın içine sık iğne ile sabitliyorum tekrar 3 zincirimi çektim yuvamın içine girdim sık iğne ile sabitledim 3 zincir bu şekilde sık iğne ile sabitledim evet bakın ortada artırmadım artırmadığım için 4'e eksildi yuvalarım şimdi bir zincirimi çektim arkadaşlar döndüm artık 4 olan yuvam 3 2 1 olarak devam edecek yine 3 zincirimi çektim bakın sık iğne ile sabitliyorum zincirimi sıkı sıkı çekiyorum yuvalarım minik olsun diye zincirleri bol bol çekmeyin arkadaşlar yoksa kocaman bir yaprağınız olur zaten model biliyorsunuz aşamalı büyük bir model daha fazla büyütmeden şöyle sıkı sıkı zincirleri çekip ipi esnetmeyi unutmayalım döne döne bu şekilde yapıyorum yine 3 zincirimi çektim yuvanın içine girip sık iğne ile sabitledim 3 zincir yuvanın içine girip sık iğne ile sabitledim evet bakın arkadaşlar yavaş yavaş yaprağımız bu şekilde oluşuyor yine bu köşedeki yuvadan sık iğne ile sabitledim 3 zincirimi çektim yuvanın içine girip sık iğne ile sabitledim dönüyorum yuvanın içine girip tek yuvanın bu şekilde yaprağım hazır Evet hepsi bu arkadaşlar zorluğu yok biraz aşaması var o kadar Evet şu ipleri hemen yakıp dibinden şöyle arkadaşlar kısaca kesip yakıp temizleyip geliyorum Evet arkadaşlar, yapraklarımız bu şekilde hazır. Bakın. Şimdi kenar kontürünü çekmek için bu lale yaprağının ilk yuvasına sık iğne ile ipimi buraya tutturuyorum arkadaşlar. Ve sabitledim. Bakın. 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincirimi çektim. Hemen yuvanın içine girip sık iğne ile buraya sabitliyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. Sıradaki yuvanın içine girdim. Sık iğne ile sabitledim. Bakın arkadaşlar, üçer zincir çekerek yuvaların içine bu şekilde kenar kontürü çekiyorum. Yine 3 zincirimi çektim ve sıradaki yuvamın bakın şu kenar dönüş kesme yerler arkadaşlar oralara girip şöyle onların içine girmiyorum boşluğa yuvaya giriyorum yine 3 zincirimi çektim yuvanın içine girdim sık iğne ile sabitliyorum 3 zincir yuvanın içine girdim sık iğne ile sabitliyorum tekrar 3 zincir yuvanın içine girdim sık iğne ile sabit Evet yaprağın kenarını arkadaşlar bu şekilde aşağı inene kadar üçer zincirli yuvalar yapıyoruz 3 zincirimi çektim yine bakın buraya yuvanın içine en baştaki yuvanın içine sık iğne ile sabitledim buraya kadar geldik üçer zincir çekerek yine 3 zincirimi çektim yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. Bakın aynı yuvanın içine bir tane daha yaptım. Böyle köşesi yaprağı arkadaşlar hem yaktığımız yer gözükmüyor hem de güzel duruyor. Aynı yere tekrar en köşeye yani şurasına bakın o boşluğu gözükmemesi için bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Yine 3 zincirimi çektim. Aşağı iniyoruz arkadaşlar yaprağın şimdi sol tarafını da aynı şekilde üçer zincirle kontrol edeceğiz iğne ile geçtim 3 zincir 3 zincir Evet bakın arkadaşlar 3 zincir şöyle sıradaki boş olanı şöyle arkadaşlar diğer yaprağı katlayayım ki sizler de net görebilirsiniz 3 zincirimi çekiyorum bakın buradan artırmaya başladığımız noktadan hemen girip sabitliyorum bu şekilde sabitledim 3 zincirimi çektim ve yuvanın içine girdim. Tekrar 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 zincir. Hemen bakın arkadaşlar. Birinci yuvaya geldik. Yaparken yaparken ilk yuvaya geldik. Buraya sık iğne ile sabitledim. Şöyle arkadaşlar İki zincir çekiyorum. Bir zincir gibi bakın. Sahte sık iğne olduğu için gayet birbirine de yakın olacak. Şimdi bu yaprağı arka tarafını alıyorum. Bakın şöyle. Buradaki ilk yuvamın içine girip şöyle göstereyim net arkadaşlar. Bu iki zincirimle buraya bu şekilde geçiş yapıp bakın birbirine birleştirdik. Gördünüz mü? Bir zincirle de geçebilirsiniz arkadaşlar. Şey, şu şekilde. Şimdi aynı ilk yaprakta ne yaptık arkadaşlar? Üçer zincirle her yuvaya girerek bu şekilde kontür yaptık. Yine aynı şekilde üç zincirimi çekiyorum ve yuvalara sırasıyla girerek bu şekilde kontür yapıyorum. Hem de arkadaşlar bakın. Bu yaprağı nazarla şöyle göstereyim. Kontür çekince yaprak daha bir görüntü olarak, görünüm olarak daha bir güzel oldu. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın yaprağımız da arkada kaldı bu şekilde. bunu ben dolanayım her tarafını. Aynı işlem uzamasın. Sonra bu yaprakları şu şekilde birleştireceğiz köşelerinden. Orasının gösterimi için tekrar geleyim. Evet arkadaşlar bakın tüm yaprakları bu şekilde kenar kontürlerini yaptık ve son olarak iki zincirle karşıdaki ilk yuvanın içine geçerek bu şekilde birbirine birleştirdim Şimdi arkadaşlar bunu bir şu şekilde katlıyorum Bakın bu tarafta 8 tane tığ battı hazırladık karşı tarafta da 8 tane tığ battı hazırladık bu şekilde şimdi bunun dört tanesini bu şekilde birleştireceğiz dördü ucunda açık kalacak iki zincirimi şöyle arkadaşlar buraya karşılıklı olarak ikisinin de içinden geçtim bakın bu şekilde sık iğne ile buraya bir tane hem zürafa yaptık hem de ikisini birbirine tutturduk yine dibine iki tane zincirimi çekiyorum arkadaşlar bundan ve bir de karşısındaki yuvadan girerek bakın arkadaşlar bu şekilde kapattım evet şöyle kenarında küçük bir sürafamız oldu iki zincirimi çekiyorum şöyle tuttum arkadaşlar şimdi karşıdaki yuvadan da girip ikisini birbirine bu şekilde sabitliyorum bakın e tekrar iki zincirimi çektim buraya tığ battımın içine buradan da karşıdaki yuvadan giriyorum ikisini birbirine tutturup bu şekilde sabitledim size ekran karşısında arkadaşlar hemen kolaylıkla karşıyı görüp yapabilirsiniz bakın şimdi arkadaşlar buraya bir tane daha yapıp ipimizi koparacağız bakın üç tane bu şekilde tığ battım oldu dördüncüyü de yapıyorum 4 tane de bu ucunda kalıyor. Şöyle bir zincirimi çekiyorum arkadaşlar. Üzerine ipimi koparıyorum. Kopararak yapacağız arkadaşlar. Mecburen artık geçiş olmadığı için. Bakın şöyle açalım. Bakın kenarlarda bu şekilde kaldı ve biz bunu bu şekilde de buraya ikisini birbirine tutturduk. Şimdi arkadaşlar diğer yaprakları yapalım. Bir tane daha göstereyim. Evet arkadaşlar şöyle ikinciyi de göstererek daha kuvvetli olmasını sağlayacağız bu şekilde inşallah. Bakın ilk yuvadan, ilk 3 zincirli yuvadan girip şöyle karşısındaki 3 zincir şöyle alalım arkadaşlar. Karşısındaki yuvadan da bu şekilde girerek ikisini birbirine sık iğne ile sabitliyorum ve iki zincirimi çektim hemen girdim karşısındakinden yuvadan da girdim arkadaşlar bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum yine iki zincir çekiyorum sık çekenler burayı üçte çekebilir ama arkadaşlar tığ işi çok kaba durmasın ne de olsa zincir çekerek kalın olarak yapıyoruz. Şöyle açıp net bakalım arkadaşlar. İçine girdim. Karşıdakinin de içine giriyorum. Şöyle ikisini bir birbirine zincirimle tutturdum. Bakın. Yaprakları birleştiriyorum. Girdim. Bu şekilde karşıya da girdim sık iğne ile sabit. Evet. Bak arkadaşlar. Şimdi bir tane daha yapacağız. Çünkü burada köşede 3 tane kalacak. Şöyle net inşallah gözüküyordur. Bakın şu köşeden şöyle şuradan sayalım. 1, 2, 3. Şimdi iki zincirimi tekrar çekiyorum. Sonuncu yuvamı da birleştirip şöyle sık iğne ile sabitleyip üzerine sıkı sıkı bir zincirimi çekiyorum. Evet lalemizin ucunu açık bırakıyoruz arkadaşlar böyle kenarlarından sabitliyoruz tutturuyoruz bakın şöyle çok güzel oluyor arkadaşlar şu kalan iki tanesini de ben aynı şekilde birbirine tutturup arkadaşlar bunları da yakıp temizleyip hemen geliyorum Evet arkadaşlar. Şimdi ortasına tohum atacağız bu şekilde. Bakın sihirli halka yapacağım arkadaşlar. sil şöyle ipimi dikmek için birazcık pay bırakıyorum. Sihirli halkamı şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bakın parmağımda gelen ipi öbür ipin üzerine koyup bu şekilde tutuyorum bakın. Ortadan girip buraya bu şekilde sık iğne yapıyorum. Halkanın içine şöyle biraz küçültebiliriz. Bakın bu şekilde de hem halkamızın olup olmadığını da anlayabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar buraya kurşun kalem küçük olacağını düşündüğüm için bu pilot kalemi şöyle ilmeğimin arasından geçirdim. Şöyle 3 tanesini böyle buraya ilmek toplayacağız. Pardon arkadaşlar. üç tane iğne oyasındaydı. Çünkü bu biraz bizim tığ işi zarif olduğu için şey iğne zarif olup tığ biraz kalın olduğu için taşısın diye şöyle ikişer tanesini bir tutturacağım küçük bademler atacağız birebir aynısı olması için minik tohumlardan ziyade arkadaşlar lale biraz şatafatlı o yüzden ben de onu ikişer tane ilmeğe tutturmayı düşünüyorum yani iki tanesini bir ilmek sayıp şöyle altı tane bu şekilde ilmek topluyorum bakın iki zincirimi çekip buraya kapattım yine bunu parmağınızda da dolayıp arkadaşlar veya göz kararı da hani ben burada bu şekil yapıyorum kalemle yapıyorum ama siz parmağınızla veya göz kararı çekip hepsini aynı yapabilirsiniz Şöyle benim gibi simetri hastası olup da hepsinin aynı olmasını istiyorsanız bu şekilde yuvaların dibini iki zincir çekerek kalemle bu şekilde şey e, ölçü alabilirsiniz arkadaşlar iki zincirimi çekiyorum. Bakın. Bu şekilde sabitledim. Ve dibine de arkadaşlar böyle ilmek kaçmaması için iki zincirimi çektim. Hemen ipimi şöyle uzunca çekiyorum arkadaşlar. Kesiyorum. Buradan çektim. Bakın. Şimdi bu ilk yaptığımız ilmeği daraltıyoruz. Şöyle tuttuk arkadaşlar ilk önceki bu ilmeğimiz bakın burayı küçülttük bu şekilde burayı gayet küçültebildiğiniz kadar küçültün arkadaşlar ve şimdi bu ilmeklerimizi ikişer ikişer toplayıp buraya minik tohumlar ayarlayalım Evet arkadaşlar bakın bu şekilde şimdi iki tanesini şöyle ayıracağım diğerlerinden ve sık iğne ile buraya sabitliyorum beyaz ipim de arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle çekilmiş ipek bunu her tuhaf yerde bulabilirsiniz arkadaşlar şimdi üç tane zincir çekip buraya bir tane yuva yapıyorum tohumumuz bu şekilde biraz 3 zincirimi çektim yine aynı şekilde yeşil yuvaya girip buraya yuva yaptım Yine 3 zincir. Evet bu şekilde bakın tohumumuzun ilmeklerimizin üzerine 3 tane yuva yaptık. Şöyle ters tarafına çeviriyorum. İlk yaptığım yuvamızın içine sık iğne ile bu bir zincirimi sabitliyorum. Burada kesim işlemi azaltma işlemi yapıyoruz. Artık siz de ustalaştınız arkadaşlar. Laleden beri kesim işlemini gösteriyorum. Ve Buraya 3 zincirimi hemen yandaki yuvaya sabitliyorum. Bakın azaltma işlemi yaptık. 3 olan yuvamız 2'ye düştü ve sık iğne ile sabitledik. Bir zincirimi şöyle döndüm. Yine hemen köşedeki yuvamın içine sık iğne ile sabitledim. 3 zincir aslında bu şekildeydi arkadaşlar. Ben de aslı gibi birebir aynısının tohumlarını attım. Böyle lale 3 boyutlu lale yunus modeli deyince izleyebilirsiniz. Evet, bir zincirimi de tepesine çektim. Tohumumuz tamam arkadaşlar. Şöyle kesip temizleyelim. Şimdi arkadaşlar bakın burada ne yaptıysak diğer bunları da bu şekilde ikişer ikişer tutacağım. Bakın burada iki ilmek var. Bunları da iki iki alıp burada üç tane bu şekilde böyle minik bir bademimiz olacak. Hemen onlar ikisini de ben tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet. Lalem hazır bu şekilde. Şöyle arkadaşlar bakın kenarındaki minik yapraklarda çok hoş ve zarif oldu. Şimdi arkadaşlar bu yaptığım e, tohumu Şimdi arkadaşlar bakın en ortasında şöyle iğneye taktım. Şimdi şeyi de göstereyim arkadaşlar size. Şuradaki en son kestiğim ipi yaktım. Bu çektirme ipimizi sihirli halka kurarken yaptığımız ip. Şimdi buradan en orta yerinden arkadaşlar şöyle sihirli halka yaptığımız yuvanın içinden geçeceğiz. Sihirli halkanın da bu özelliği çok güzel oluyor arkadaşlar. Bakın en ortadaki bu ipin hemen yanındaki minik delikten bakın sil halkamızın yuvasından böyle geçiriyorum. Şu şekilde çevireyim size doğru. Bakın arkadaşlar siyah kurşun kalem küçük olur diye büyük mürekkepli kalemle kırmızı kalemle yaptı pilot kalemle. O bile sanki daha küçük. Siz daha büyüğünde yapabilirsiniz. Sallantılıdan fazla hoşlanmıyorsanız aslında normal arkadaşlar. Bakın çok da güzel yakıştı içine. Birebir iğne oyasındaki gibi yaptım sizler için. Siz de bu şekilde yaparsınız inşallah. Evet. Aslında fazla şey değil arkadaşlar. Bu güzelliğe değiyor. Şimdi ben bunu buraya dikeceğim arkadaşlar. Bu şöyle ekran gelsin bakın. Sihirli halkamızın dibindeki zürafalardan geçerek şöyle bir de içinden geçiyorum. isterseniz buraya e, zürafa taktiğiyle hani sarma var ya iğnenin ucu. O şekilde yapabilirsiniz. Şöyle döne döne 2 veya üç tane arkadaşlar yuvanın içine zürafa'nın içine girerek, bakın şu şekilde de yapabilirsiniz. Bir iğnenin önündeki ipten bir de arkasındaki ipten bu şekilde zürafa yaptığımız sarma taktiğiyle de bu şekilde dikebilirsiniz. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın bunu buraya yaptık, diktik ve ipimi de buradan kesip hemen ucunu yakıyorum. Kesemedim. Evet. Bunu hemen yakıp geliyorum. Evet arkadaşlar dibini bu şekilde çakmak değdirip yaktım ve 3 boyutlu lalemiz bu şekilde hazır. Bakınız arkadaşlar çok hoş ve çok zarif oldu. Şöyle şarjımız olduğu için biraz renk sorununda da e, farklılık yaşanıyor galiba. yüzde %15 bir şarjım kalmış arkadaşlar. Evet sizler için bu şekilde lalemizi hem minyatürleştirip hem de arkadaşlar bu şekilde iğne zarifliğinde sizlere tanıttım. Bakın çok hoş ve çok güzel oldu şöyle çevire çevire her açısını göstereyim arkadaşlar şöyle uçlarını da açıp bunu zaten arkadaşlar kolalamaya falan da gerek yok hani kolalayacağız mı diye soran arkadaşlar için kolalamaya bile gerek yok bu şekilde kullanabilirsiniz Bakın, iğne zarifliğinde çok hoş bir model oldu şimdi arkadaşlar bayağıdır bu e, kamera karşısında oturuyorum ayaklarımda şişti iyice aslını sorarsanız şimdi bunun e, biliyorsunuz tutturma şekli var iki tane yaprak arasına onu da inşallah ara suyuyla beraber tutturma şeklini de yarınki videomda çekeyim inşallah arkadaşlar modelim bu şekilde üç boyutlu lale modelim birebir uğraşarak yaptım arkadaşlar Sizler de emeğimin karşılığı olarak beğeni ve yorum yaparak aslında böyle emekli videolarda pek izlenmiyor arkadaşlar. Ne kadar 10 dakikalık böyle 15 dakikalık videolar varsa onlar bakıyorum bayağı izleniyor. Binler, on binler, yüz binler izleniyor. Ama böyle emekli videolara pek değer vermiyorsunuz. Hani rica üzerine sizleri kırmamak adına yapıyorum ama arkadaşlar öyle işte. Yine de siz emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Ben de sizler için böyle güzel tasarımlar arkadaşlar. İnşallah bundan sonra küpe çiçeğini çok isteniyor. Küpe çiçeğini de yaparak böyle sizlere sunarım. Evet modelim bu şekilde bakın arkadaşlar. Şöyle tutup bu şekilde lalemizin ağızlarını açabiliriz. Evet modelim bu şekilde. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.